Kültür Sanat, Near East Bank'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Near East Bank. Merhaba. Aydınlığa, sevgiye, barışa ve dostluğa açılan penceremiz Kültür Sanat'ta bu haftada dopdolu bir içerikle karşınızdayız. Sanatın ve insanın aydınlığına hoş geldiniz. Ümit İnatçı, 27 Eylül'de yeni eserlerinden oluşan sergisi ve yeni kitabıyla izleyici ve okuyucusuyla buluştu. Hiros Gamos adını taşıyan sergi, enstalasyon ve resim çalışmalarını içeriyor. Girne'de Art Rooms Galeri'de açılan sergide Ümit İnatçı'nın son kitabı Miserere Mei Deus da okuyucuya sunuldu. Kitapta Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinde son kale olan Mausa'nın 300 günü anlatılıyor. Ümit İnatçı, 27 Eylül'de yeni eserlerinden oluşan sergisi ve yeni kitabıyla izleyici ve okuyucusuyla buluştu. Hieros Gamos adını taşıyan sergi, enstalasyon ve resim çalışmalarını içeriyor. Girne'de Art Rooms Galeri'de açılan sergide Ümit İnatçı'nın yeni kitabı Miserere Mei Deus da okuyucuya sunuldu. Kitap, Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethi sırasında son kale olan Mausa'nın 300 gününü anlatıyor. Akşam yeni bir sergideyiz. Serginin başlığı Hieros Gamos, karşıtlıkların evliliği, karşıtlıkların birlikleri, işte deniz ve toprağın evliliğinden doğan aşk tanrıçası. Bütün bunlar mitik kurgulardır ve insanoğlu hep bu mitik kurgular üzerinden hayatını düzene sokar. Öğretiler üretir. Benim de bütün sanat çalışmalarım bu bağlam üzerinden yürüyor. Bir yandan antropoloji, bir yandan ontoloji, varlıkla ilgili ve yaşam koşulları ile ilgili. Ne tür bir yaşam koşulu? İnsanoğlu kendi çevresiyle ilişkiye girerken dokunduğu eşyalar, giysileri, bütün her şey aslında bir dilin parçasıdır. Hayatla ilgili bir dilin parçasıdır. Bir işaret, bir sembol üzerine taktığı, bir takının üzerindeki işaret, duvarına çizdiği bir işaret. Bütün bunlar bir kozmik oluşumun, bir kozmik bütünselliğin, bir kozmik armoninin verisidir aslında. Benim bütün sanat arayışım bunun üzerine kuruludur ve bu sergi de böyle bir sergidir. İki parça enstalasyonum vardır her zaman olduğu gibi. Diğer eserler resim, tuval üzerine akrilik. Yani çok farklı bir dilim yok yine bu sergide. Benim dilim belli, söylemek istediğim şeyler belli. Umarım yeni işler izleyenlerin beğenisini kazanır.
Kitapla ilgili bir şey söyleyecek olursam, bu yıl üçüncü kitabım olur. Miserere mei Deus, Tanrı beni gör. Hazreti İsa'nın çarmıhta can verirken son söylediği sözler. Tıpkı Marc Antonio Bragadin'in derisi yüzülürken, son nefesini verirken söylediği sözcükler. Maussan'ın son 300 gününü, kuşatmadaki 300 gününü anlatan bir epik. Osmanlı'nın fethi sırasında son kale olan Maus'a 300 gün dayanır. Hatta biraz daha fazla ama işte ilk top atışlarından başlayacak olursak 300 gün diyebiliriz. O trajediyi, o gerilimi anlatan bir kitap. Bir mittir kendisi. Biraz şey, böyle çok alçak gönül olduğuna bakmayın. Dünyanın bütün sanatçıları elinden geçmiştir. Dünyanın en büyük müzelerinde küratörlük yapmıştır. Benim için bir onurdur. Beni ilk sanatçı olarak desteklemesi, eserlerini müzelere vermesi filan. Ama niçin buradadır diyeceksiniz. Bunun size müjdesini vereyim. Prensipte anlaştık. Arukat Üniversitesi'nin rektörü olacak ve bu küçük adacık, bu ülke bütün dünyaya açılacak kurum sayesinde. Bu sergide de böyle bir tarihsel anı yaşadığımız için ben çok mutluyum. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu 2017-2018 tiyatro sezonuna Alper Susuzlu'nun yazdığı Susuz Hikayeler oyunuyla merhaba dedi. İlke Susuzlu'nun yönettiği tek kişilik oyunda Alper Susuzlu rol alıyor. Alper Susuzlu kısa kısa epizotlardan oluşan oyunda sıcak, samimi, komik ve bir o kadar da duygusal hikayeler anlatıyor. Oyun 27 Ekim, 20 Kasım ve 24 Kasım tarihlerinde saat 20'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda oynanmaya devam edecek. Alper Susuzlu'nun yazdığı Susuz Hikayeler isimli komedi oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. İlker Susuzlu'nun yönettiği tek kişilik oyunda usta oyuncu Alper Susuzlu izleyici karşısına çıkıyor. Oyun 27 Ekim ile 20-24 Kasım tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda saat 20'de izlenebilir. Bir gece çok geç vakitte bir toplantıdan
eve dönerken benim yaşlı Vosvos her zamanki gibi beni yarıyordu baktı. Gece çok kötü. Yağmur sicim. Emdim arabada. Bu zamanda da birilerini arabaya almak cesaret ister. Ben almam. Çünkü öyle bir dönemde yaşadık ki hırlısı var, hırsızı var. Gerçekten dönem değişti. Hani eskiden derlerdi ya, derdik ya, kapılarımız, pencerelerimiz açık yatardık. Nerede o günler geçti gitti? Evet, Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu olarak 2017-2018 tiyatro sezonuna Alper Susuzlu'nun yazıp benim yönettiğim Susuz Hikayeler oyunu ile merhaba dedik. Bu gece 4. gecemiz. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda oyunumuzu oynuyoruz. Oyun kısa kısa epizotlardan oluşuyor, yaşanmış hikayelerden oluşuyor. Ya Alper Susuzlu'nun kendi yaşadığı ya da çok yakınındaki insanların yaşadığı hikayeleri bir araya getirip derleyip onlardan bir kolaj çalışma yaparak seyirciye ulaştırdığı bir oyun. Bu oyun bir komedi oyun ama komedinin bütün türlerini içeriyor. Oyunun içerisinde grotesk türü, farz türü, vaudeville türü, gag türü pek çok epizota rastlamak mümkün. Tanıdık insanlar olunca çok samimi bir şekilde geçiyor oyun. Tek kişilik bir gösteri. Ama stand-up tarzı bir gösteri değil, tamamen bir oyun niteliğinde. Ve Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu olarak bu sezona Susuz Hikayeler'den sonra yaklaşık bir ay sonra da benim yazıp yönettiğim ve Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu oyuncularının oynadığı başka bir oyunla yeniden seyirciye merhaba diyeceğiz. O oyunun ismini şimdi söylemeyelim, sürpriz olsun. İlerleyen zamanlarda yine basın aracılığıyla duyuracağız. Harul hurul çalışmaktayız. Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu 3 sene önce kuruldu ve genel sanat yönetmenliğine ben getirildim. Oyun kuruldu, tiyatro kurulduktan sonra çok çeşitli gösteriler yaptık tabii ki. Gerek Dünya Tiyatrosu'ndan, gerek Türk Tiyatrosu'ndan, bu sene de Kıbrıs Türk Tiyatrosu'ndan derleme çalışmalarla merhaba demek istedik. Ve Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu Sayın İsmail Arter öncülüğünde uzun zamandır beklenen, özlenen bir tiyatroydu ve onun öncülüğünde kuruldu ve halk Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu ile özellikle ada genelinde Mausa'da pek çok açığı kapatıyor, pek çok açlığı gideriyor. Çeşitli festivallere bu arada katıldık yurt dışında ve sergilemiş olduğumuz oyunlarla inanılmaz derecede büyük başarılar kazandık. Çok büyük işlere imza attı Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu. Yani Anton Çehov'un Vişne Bahçesi gibi bir oyunuyla başladık. Modern dünya tiyatrosu örnekleriyle devam ettik. Festivallerde de adımızdan söz edilmesi ve festival komitelerinin doğrudan bize ulaşması da başarımızı gösteriyor. Tabii ki durmak yok, yola devam. Bu sene Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu'nun çehresi de değişti. Oyuncular tamamen yeni oyuncular, taze oyuncular. Yeni oyuncularla yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan Susuz Hikayeler, diğer taraftan bir ay sonra çıkaracağımız oyunla birlikte heyecanımızı sahneden seyirciye iletiyoruz ve onlarla birlikte paylaşıyoruz. Ama bu noktada yeniden Sayın Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter'e çok teşekkür etmek lazım. Yıllardır beklenen bir tiyatroydu. Kurulması için daha önceki yönetimlerde de bu tiyatronun kurulması için bayağı uğraşlar verdik. Olmadı ve kendisi bu tiyatronun temellerini attı. Umarım Gazi Mausa Belediye Tiyatrosu, yani bir şehir tiyatrosu olarak adına sanına yaraşır bir şekilde, yakışır bir şekilde aynı biçimde yoluna devam eder. Osteride bir beyefendi buyurun, pilot bey sizi kokpitte bekliyor. Arkasına gitti, pilotla konuştu. Pilot dedi, beyefendi siz uzmazsınız. Vallahi dedi, kendi çapımda iyi. Nereden anladınız arızanın olduğunu? Pilot bey dedi, kalktık kakalım. Dız 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 dız. Kesilmedi bu duzun sesi. Haklısın dedi beyefendi. Çok haklısın. Arıza var. Kuleden haber bekliyoruz. Merak etme, düzelecek. Tam o anda konuşurlarken Ali Usta atıldı. Hah dedi, arıza giderildi.
Evet dedi pilot. Giderildi. Doğrudur. Haklısın. Beyefendi dedi pilot Ali Usta'ya. Sizin hangarınız nerede? Ne hangarı pilot bey? Yani uçağınızın hangarı. Ma ne hangarı pilot bey dedi. Benim ufak bir garajım var. Ben bir makinistim. Ekim 4 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 8 konserden oluşan festivalin açılışı 3 tenor ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle 4 Ekim'de Bella Pais Manastırı'nda gerçekleştirildi. 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 4 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Festival Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türksel, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bella Pais Gardens'ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Toplam 8 konserden oluşan 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin açılışı 3 tenör ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle 4 Ekim'de Bella Pais Manastırı'nda gerçekleşmişti. Festivalin devamında izleyebileceğiniz konserler 26 Ekim Perşembe Ayşegül Koca Gitar Resitali. Genç gitarist bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda büyük başarılar gösterdi, çalışıyla dünya çapında gitar otoritelerinin beğenisini ve takdirini kazandı. Solo konserlerinin yanı sıra çeşitli orkestralarda da solist olarak yer aldı. 30 Ekim Pazartesi Tanini Trio. Türk müziğinde 9 komadan oluşan tam ses anlamına gelen Tanini. Piyanoda Burçin Büke, Neyde Bilgin Canaz ve Kanun'da Tahir Aydoğdu'dan oluşan Tanini Trio Klasik, caz ve Türk müziğinin en seçkin yapıtlarını sizlerle buluşturuyor. 4 Kasım Cumartesi festival kapanış konserinde ise Erkan Dağlı yönetimindeki Otello Çok Sesli Korosu ve Ada Işığı Çocuk Korosu yer alıyor. Konserde korolar, dünya koro edebiyatı, Türk halk müziği ve Kıbrıs müziklerinden oluşan bir repertuarla 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'ni sonlandırıyor. Bank'ın katkılarıyla yayınlanan Kültür Sanat devam edecek. Kapılma rüzgarıma savrulursun Kudretçiğim. Yahu bir senin dükkana bakıyorum, sonra bir de dönüp benimkine bakıyorum. Vallahi benimki gözüme bir dolu görünüyor, sorma ya. Şişt. Kim bunlar? Kapatıyor musun dükkanı? Büyütüyorum Mehmet abi. Büyütüyor musun? Yapma ya. Ne oluyor ya? Kim bunlar? Kudret. Stokladım. Ne yaptın? Ben niye stoklayamıyorum ya? Ben niye stoklayamıyorum? Sevgili Kobi, Mehmet Bey olma. Nearest Bank'la ol. 48 ay vade ile 50.000 TL kredin hazır. Hem de hızlı onay garantili. Nearest Bank. Ne güzel şeymiş düşünülmek. Nearest Bank'ın katkılarıyla yayınlanan Kültür Sanat devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Sayın Halil Kalgay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Mutluyuz. Bugün sizi konuk etmekten de çok şeref duyuyoruz. Çok güzel bir yıllardır süren bir çalışma devam ediyor hala hazırda. 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin içindeyiz değil mi daha? Evet, evet. Bugün özelde bunu konuşmak için genelde de müziği genç müzisyenlerimizle konuşabiliriz. Ama öncelikle tabii tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi sizin aracılığınızla sizi de 15 yılı görünce burada böyle 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali diye insan umutlanıyor, keyifleniyor. Bir gelenek haline gelebiliyor bu tür şeyler de ülkemizde diye. Tabii biz
keyfini yaşıyoruz meselenin. Ama sizden de detayları dinlemek isteriz. Çok da kolay olmamıştır 15 yıla gelmek değil mi? 15. yıla varmak. Evet, yani bir de bize sorun evet. Kısmı var. Tabii ki bu tür festivallerin sürekliliği çok çok önemlidir. Ülkelerin gelişiminde, kültür sanat yaşamlarında ve tanıtımlarında süreklilik arz eden bu tür organizasyonlar gerçekten itici güçtür ve o toplumların seviyesini belirleyici unsurlardır. O bakımdan ülkemizde halihazırda kesintisiz olarak devam eden diğer tüm festival organizasyonlarını da sizler aracılığıyla selamlamak istiyorum. Çünkü yaptıkları evet. işin ne kadar kutsal ve ne kadar zor işler olduğunu, özveri gerektiğini birebir bildiğimizden dolayı da ayrıca onları kutluyoruz. Siz de aynı mücadelenin içinde olan bir asker olarak değil mi? Tabii ki. Yani, evet, 15. yıl, yani baktığımız zaman 15 yıl sanki bir çırpıda geçmiş gibi görülebilir geriye dönüp baktığımız çok zaman. Çok ciddi bir rakam ama evet. 15 yıl istikrarlı bir şekilde devam etmek ve siz bir de dünya müzisyenlerini ayağımıza getiriyorsunuz aslında. Hani çok evet. da kolay ulaşamayacağımız ada halkı olarak adadan çıkmazsak, biz gidip onları izlemezsek başka türlü ulaşma olanağımız hayal kalacak isimleri ayağımıza getiriyorsunuz değil mi? Evet, güzel bir konuya değindiniz. Örneğin, 3 tenor, dünyada bilinen 3 tenor, Pavarotti, Domingo, Carreras üçlüsü. İlk kez bunlar 1990 yılında Roma'da konser vermişlerdi. Ve ondan sonra da milyarlarca izleyiciye ulaşarak operayı sevdiren 3 büyük tenor olarak damga vurmuşlardı. Bunlardan Domingo'yu İstanbul'da izlemiştim. Üçünü bir arada izlemek kısmet olmadı. Pavarotti de 2004 yılında güney kesime gelmişti. Evimden çıkıp yürüyerek konser alanına gidip izlemiştim. Tabii son dönemleriydi Pavarotti'nin. Yani hakikaten konser verirken o acı çekiyordu, izlerken de biz acı çekiyorduk. Yoruldu. Ayakta duracak hali yoktu ama yine de bir efsaneyi canlı olarak tabii. kendi ülkemiz sınırlar içerisinde izlemiş olduk. Ve onun üzerine Carreras'ı nerede izleyeyim sorusu oluştu kafamda. Bir fırsat oldu ve kendi ülkemde niye izlemeyeyim? Böyle bir organizasyona niye imza atmayalım? Ve bu festival dahilinde niye almayalım diye soruları geliştirerek doğru temaslarda da bulunarak 2007 yılında 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Saremis Antik Tiyatro'da Jose Carreras'ı üstelik de mikrofonsuz olarak akustik yeterlilikten dolayı canlı olarak izleme fırsatı bulmuş olduk. Yaratmış oldunuz aslında. Tabii ki bunu, bunu yaratmakta da bayağı bize destek olan sponsorlarımız vardı. İnanan insanlar vardı onun gelebileceğine, getirilebileceğine. Çünkü aslında bir hayal gibi duyuluyordur. Hele o zaman, şimdi artık 15. yıldayız ve bu bizim için biraz daha dinleyiciler yani. Olarak hani geliyor dese, evet olabilir diyebileceğimiz bir şey. Ama bütün bunlar olmadan önce bu 15 yılın en başında aslında sadece bir yok canım nerede gelecek Kıbrıs'a diye düşünebileceğimiz bir isimden bahsediyoruz. Evet, yani Kıbrıs'a gelemeyeceğinden değil ama bu tür organizasyonlar büyük isimlere gidildiği zaman maliyeti yüksek organizasyonlardır. Tabii o anlamda. Dolayısıyla yüz ölçümü olarak, nüfus olarak bütün Kıbrıs'ı ele aldığımız zaman her iki kesime de büyük isimlerin sürekli gelmesi belli bir döneme kadar hayaldi. Evet. Yeni yeni hem güneyde hem kuzeyde bu isimleri görebiliyoruz. O bakımdan da zordu böyle büyük isimleri getirmek. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıyor olmanın da başka dezavantajları tabii. vardı ki ve biz bunları birebir belli konserlerde yaşadık. Siyasi engeller siyasi de çıkıyor değil mi? Başta olmak üzere. Bunu yaşadık ve
Hatta yani içimizden bile gelmesini istemeyecek aynı meslekten insanlar bile çıktı. Yani bazı şeylerin üzerine örtmek gibi mi düşündüler veya işte kendileri de bazı şeyleri yapıyor, daha büyük isimlere ulaşıldığında gölgelenir gibi mi düşündüler bilemiyorum. Ama bazı konserlerde gerçekten zorlandık. Hayır, bunları ben problem yapmıyorum. Çünkü önemli olan bunları aşmak ve yerine getirebilmek. Yani belli yükümlülükleri, belli sorumlulukları yerine getirebilmek. O bakımdan Carreras gibi bir isim, Aldimiola gibi dünyanın en büyük cazcılarından bir isim, St. Petersburg İmparatorluk Balesi'nden solistlerin gelip Salamis Antik Tiyatro'da bale gösterisi yapması gibi, The Swingle Singers İngiliz topluluğunun dünyanın en büyük vokal topluluklarından birisi gelmesi gibi, Fazıl Say'ın 4-5 kez bizim festivalimizde yer alması gibi, Bilkent Senfoni Orkestrası'nın bir kez geldi. O da 2007'de bu festivale gelip katıldı. Çünkü bunlar hep maliyetli ve büyük organizasyonları gerektiren isimler. Tabii. Bunları da 15 yıl içerisinde başarıyor olmak bize de itici güç olarak karşımıza geliyor ve hadi diyor bu güç, daha da iyisini yap, bunun da üzerine çık ve daha güzel şeyleri kendi halkımızla, kendi sanatseverlerimizle paylaş diyor bize. Ve tabii sanatçılarımız da aslında, çünkü gelişim için yine adada yaşayan insanlar olarak denizle çevrilmişiz. Hani daha dünyadan bir parçacık kopuk hissetme eğilimimiz daha yüksek kıtalarda yaşayanlara göre. O bu anlamda da bir çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum festivalin, bu tür organizasyonların. Evet. Çünkü genç müzisyenlerin umutlanmasını ya da belki aslında bunu bir kariyer sebebi haline getirmesi, hedef haline getirmesine vesile oluyorsunuz aslında. Belki de çoğu zaman. Evet, yani ülkemizde hatırı sayılır miktarda, sayıda yeteneklerimiz var. Hı hı. Konservatuvar mezunu, müzik eğitimlerinden mezun ve birçok konserlere imza atan gençlerimiz var. Bunlar halihazırda ülkemizde oluşturulan belli orkestralarda görev yapıyorlar veya bireysel çalışmalarını devam ettiriyorlar veya bir kısmı da yurt dışındaki olanaklardan yararlanarak müzik yaşamlarını sürdürüyorlar. Biz hemen her dönemde 15 yıl boyunca bu genç yetenekli müzisyenlerimizi de bu festivale çağırarak bu büyük isimlerin yanı sıra onların da sahneye çıkmalarına aracı olduk. Sayabileceğim pek çok isim var. Şu an Cumhurbaşkanlığı Senfoni Başkemancısı olan Nihat Ağdaş'tan tutun, Gürhan Nuray violonselci, Çağın Dostel gibi, Burak Beşir gibi ülkemizin önde gelen genç kuşak müzisyenlerini hep bu festivallerde destekledik ve ilk adımlarını attıkları dönemlerde sahneye çıkmalarını ve seyirciyle buluşmalarını sağladık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Şimdi onlar yetişkin, olgun birer müzisyendirler ve hala birlikte çalışıyoruz. Ve tabii bu unutulmaz bir deneyim olmuştur onlar için, değil mi? Kesinlikle. Yani bir taraftan tabii bütün olarak aslında ülkemiz müzik kültürüne çok ciddi bir hizmet veriyorsunuz. Hem izleyici, dinleyiciler için hem de mesleği icra edecek insanlar için. Evet, tabii. Çok hem umut verici hem de keyifli, çok zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkürler, sağ olun. Bunun yanında tabii festivalden bahsedelim. Hala içindeyiz. Şimdi içerisinde bulunduğumuz festival. Devam ediyor konserler. 4 Kasım'a kadar sürecek, evet, değil mi? Yani son 4 Kasım'da kapanışımız. Neler bekliyor bizi? Bir seyircilerimize paylaşalım. Biz festivali 4 Ekim, 4 Kasım tarihleri arasında yaydık.
8 farklı konser etkinliğiyle izleyiciyle buluşuyoruz. Açılış festival açılış konserimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 3 tenor birlikte yaptıkları konserle yaptık. Balapayis Manastırı'nda halka açık ve ücretsiz olarak. Bu konsere bayağı bir yoğun ilgi oldu. Salona sığdıramadık. Hatta bu konuda eleştiri bile aldık. Biz o eleştirileri de değerlendirip önümüzdeki dönemlerde bu tarz ses getirecek, daha çok seyirciyi çekecek konserler için bazı önlemleri geliştireceğiz. Ama çok güzel izdihamı, değil mi ama izdiham olması, kültür sanat adına izdiham olması umut vericidir. Gelen gençlerimiz vardı. Pek çok sayıda genç seyircimiz vardı. İçeri giremeyenler dışarıda işte çimlerin üzerinde oturarak veya dışarıdan izleyerek oralarda bulundular. Ve onlarla konuştuğum zaman böyle bir kalabalığa mutlu olduklarını, yani içeri giremedik ama dışarıdayız, bunu görmek bizi mutlu etti demeleri bile bizim için umut verici. Tabii çok güzel bir şey çünkü hani çok sık rastladığımız manzaralar değil, siz de biliyorsunuz o tür şeyler. Hani bir popstar... Evet, klasik müzik dendiği zaman onun için, belli bir izleyici kitlesi vardır. Evet. Tabii bir de bu 15 yıl süresince şunu gözlemledik. İzleyici sizin seçerek koyduğunuz 8-10 konseri de kendileri ayrıca seçiyor. Yani tabii. Siz elemeden geçiriyorsunuz 20 küsur konser arasından. Hem maliyetine göre hem sanatçıların gelebilecek dönemlere göre en iyilerini seçiyorsunuz. Yani aslında festivalde yer alan konserlerin hepsi de seçme konserler olmuş oluyor. Tabii. Ama dönüyor izleyici. 8 konser var bu bir ay içerisinde. Ben ancak ikisine zaman ayırabilirim veya bütçe ayırabilirim. Hı hı. Ve kendine göre 2 konseri seçiyor. Yani seçilmiş konserlerin arasında bir ekstra seçme yapıyor. Bu güzel bir şey. Yani izleyiciye seçme hakkını vermek kültür sanatta en büyük ayrıcalıkların başında gelir. Gerçi bu arada parantez açıp bir şey de belirtmek istiyorum. Şimdi bu tarz konserleri Avrupa'da öyle burada izlediğimiz kadar ucuza izleyemiyoruz aslında. Onu da belirtmek lazım. Onu zaten belirtiyor şeylerde. Yabancılar yani, da belirtiyor. Evet. Yani 100 dolara veya 50 euroya izlediğimiz yani, şeyi burada 7-8 euroya izliyoruz. Evet. Yani bazanda hani, dolu olmadığını gördükleri zaman da üzülüyorlar. Gerçekten neredeyse hani Avrupa'da birine söylediğiniz zaman bedava diyeceği fiyatlar biletlerin değil mi? Aynen yani öyle, bu da belirtilmesi gereken bir şey. Ayrıca öyle de bir hizmet var aslında. Tabii yani. Burada bu tür festivallerin bir amacı da izleyiciye daha düşük ücretlerle sunabilmek, kaliteyi sunabilmek. O bakımdan biz belli kuruluşlardan destek alıyoruz. Yeri gelmişken de bu yılki festivalimize katkıda bulunan kuruluşlara da bir teşekkür edeyim sizin aracınızla. Buyurun lütfen. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı her şeyden önce bu festival için bizimle işbirliği yapıyor. 15 yıldan beridir de bu şekilde işbirliğimiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü ve sponsor kuruluşlardan Kuzey Kıbrıs Türksel, Rox Hotel, Deniz Plaza ve Balapayis Gardens bu festivalde, bu yılki festivalde bizlerin yanında oldular. Onlara sizlerin aracılığıyla çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu destek veren gruplara daha da fazlası katılır kurumlara. Ve eminim siz bütün bu deneyimle çok daha uzun yıllar, özellikle de destek arttığı zaman çok daha büyük konserler, organizasyonlara tanık olacağız. Keyfini süreceğiz. Umudumuz o. Yani çok çok uzun yıllar sürsün. Hatta o kadar uzun sürsün ki biz normal yaşamımızda izleyemesek bile bir yerlerden izleyebilelim, izliyor olabilelim, sürdüğünü görebilelim. O bakımdan kaliteli programlar yapıldığı sürece ve bunun devamlılığı olduğu sürece
destek olabildiğini gördüm ve olabileceğine de inanıyorum. Hı hı. Önemli olan bir şeye inanarak yapmak ve samimi olmak. Evet. Yoksa her gün festival yapılır, her gün bir şeyler yapılır. Ama kaliteden ödün verdiğiniz andan itibaren kaybetmeye başlarsınız. Önce evet. seyirciyi kaybedersiniz, sonra destekleri kaybedersiniz. En sonunda inancınızı kaybedersiniz. Bu arada biter. Bu yılda bunu gözeterek, dedik ki 15. yıldır bir önemli dönemdir, 15 yıl geride bırakmak. Onun için sadece klasik müzik seyircisini ilgilendiren bir program değil. Daha farklı, daha popüler tarz müziği de sevebilecek seyirciyi de hedefledik. Çünkü Balapayız Manastırı'nın ortamında konser izlemeye gelmemiş insanlarımız vardır ülkemizde. Klasik müziği bir şekilde edinememiş olabilirler, sevmemiş olabilirler. Ama bu tarz popüler isimler de o ortamı soldukları zaman merak edip bir sonraki veya birkaç sonraki bir konsere de gelebilirler ve yavaş yavaş o kültür sanat ortamının içerisine girerek kendilerini müzik sanatı adına geliştirebilirler. Bizim böyle de bir misyonumuz var. Aslında tabii sanatın bir anlamda böyle de bir misyonu var tabii. Çok haklısınız. Aynı şey tiyatro için de diğer bütün sanat dalları için de geçerli. Seyircisini de yetiştirmek. Evet, bizim evet. ülkemizde bu asıl görevimiz hatta. Çünkü ancak seyircimizi, dinleyicimizi, seyircimizi yetiştirirsek, birlikte yetişirsek tabii. daha üst düzey işler, dünya standartlarında işler üretir evet. hale geliriz. Ve artarak da bu devam eder. Tabii, yetiştik bu sonra. Bu çok doğru ve olması gereken bir strateji aslında evet. değil mi? Çünkü sadece müzisyenler yetiştirmek bir noktadan sonra o müzisyenleri kaybetmek anlamına geliyor. Çünkü gidecekler dünyanın başka yerlerine. Alıcısı olmadığı zaman. Evet. Yani o sadece bir yerlerde çalıyor, bir şeyler yapıyor ama talep yok. Talep olmadığı zaman da geçinemiyor veya burada üretmesinin bir anlamı kalmıyor. Ya küsüyor mesleğe evet. ya da işini yapabileceği başka bir yerde yaşamayı tercih Maalesef ediyor. Öyle oluyor, oysa tabii. bizim ihtiyacımız olan burada olmaları ve burada birlikte çünkü sanat iyileştirecek bizi ancak değil evet, mi? Evet, kesinlikle öyle. Katılıyorum. İşte bu çerçevede mesela 6 Ekim'de Çel İstanbul Kuartet'in 4 violonselci genç müzisyenin yanına Burhan Öcal ismini koyduk. Onların daha önceden bu tarz çalışmaları vardı, hı hı. konserleri vardı. Yaptığımız teklifler sonucunda uygun bulup 6 Ekim'de Burhan Öcal ve Çel İstanbul Kuartet konserini izleyiciyle buluşturduk. Orada klasik tarz eserlerin yanı sıra daha popüler, daha hı hı. bilindik eserler de çalındı. Ve Burhan Öcal'ın çalgısındaki ustalığını orada izleyici birebir izlemiş oldu. Dolayısıyla farklı tatta bir konser oldu bizim hı hı. festivalimiz için. Yine 7 Ekim'de tango severler başta olmak üzere birçok izleyiciye bir tango gecesi sunduk. Burada da Tolga Salman gibi Türkiye'nin en önemli bandoneon ustası, Rustam Rahmetov gibi bir piyano devi ve Çel İstanbul Kuartet yine bu konserde yer aldı. Hı hı. Aynı zamanda biz dedik ki sadece konser olmasın, danslar da olsun. Tanju Yıldırım ve Türkan Bulut çifti de bu konserde danslarıyla eşlik ettiler. Daha ne renkli, olsun. Harika bir gece yaşandı. Hızlıca ben programı da saymış lütfen, oluyorum. Lütfen. 12 Ekim'de Ennio Morricone'nin film müzikleri projesi yer aldı. Bu projeyi Lefkoşa Belediye Orkestrası hazırladı. Şefleri Oskay Hoca yönetiminde Lefkoşa Belediye Orkestrası sahne alarak Ennio Morricone'nin en çok beğenilen, bilinen film müziklerinden örnekleri sahnelediler. Ve biz bu akşamı sevgili dostumuz, kültür sanat adamı Hakan Çakmak'a ithafen yaptık. Onun anısına gerçekleştirdik. Ve o akşam ben hissettim ki Hakan Çakmak her yerdeydi. Sadece yönetmen olarak perde gerisinde değildi.
hem seyirciydi, hem kameramandı, hem yönetmendi, her şeydi. Onu gerçekten o akşam hissettim. 20 Ekim, dün akşamki konserimizde de Nemert Quartet ve Gökhan Aybulus konseri yer aldı. Burada Nemert Quartet, 4 genç bayandan oluşan bu dörtlü. İlk bölümde Franz Schubert'in Ölüm ve Genç Kız başlıklı eserini başyapıtına sergilediler. Tabii ki bu eserin yazıldığı dönem Franz Schubert'in hastalığının ilerlediği ve teşhisinin konulduğu bir dönemdi. Yani ondan hemen sonraki günlerinde bir şairin, Alman bir şairin Ölüm ve Genç Kız arasındaki konuşmalardan, diyaloglardan esinlenerek yazdığı bir kuartettir. Ve ironik bir durumu da vardır. 31 yaşında Schubert, çok genç yaşta, en üretken olduğu dönemde bu eserini yazdıktan 2 yıl sonra Prengi hastalığından yaşama veda etmiştir. Hı hı. Ve burada bu eserle ölüm sebebi arasında ironik bir bağ oluşmuştur. Ve bu da çok dikkat çekici bir detay olarak önümüzde duruyor. Yine bu Ölüm ve Genç Kız kuartetinden esinlenerek tiyatro oyunu yazıldı. Evet, çok da güzel bir oyundur. İstanbul'da da sahnelendi. Ayşe Lepriz diye bir tiyatro sanatçısı ödül de aldı bu yorumuyla. Ve ondan da esinlenerek Roman Polanski 1996 yılında aynı başlıkla Ölüm ve Bakire adıyla film, Beyaz Perde'ye aktardı, film çekti. Ve bütün ana tema Schubert'in müzikleri üzerine kurulmuştu. Zaten bu müziği üzerine. Zaten oyunda da Schubert'e epey bir şey vardır. Altta hep akar Schubert, tartışılır, konuşulur, dinlenir. Çok güzel bir oyundur, evet. Hemen hemen bütün oyuncuların, kadın oyuncuların oynamak istediği bir roldür. Güzel, kız. Bu dipnotları da sizden almak çok iyi geldi. Tabii kuartet bir bütün olarak hem dinlemesi zor, hem yorumlaması zor. Ve yanılmıyorsam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk seslendirilişi dün akşam gerçekleşti bu eserin. İkinci bölümde, konserin ikinci bölümünde yine Nemert Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus sahne alarak Anton Dvorak'ın çok bilinen 2 numaralı piyanolu quintetini seslendirdiler. Harika bir konserdi dün akşamki konserimiz. 26 Ekim'de genç bir gitar virtüözü yer alacak, Ayşe Koca. Bu genç gitar virtüözü dünyanın her yerinde orkestralarla solist olarak konserler vermekte, resitaller yapmakta. Ve hakikaten o 26 Ekim'deki konserini ben de iple çekiyorum. Onu izleyebilmek için. Heyecanla bekliyoruz. Evet, aynen öyle. 30 Ekim akşamı yine farklı bir konseptte konser yapıyoruz. Tanini Trio, piyanoda Burçin Büke. Burçin Büke, Fazıl Sayılar'la aynı dönemde yetişmiş ve üstün yetenekli özelliğiyle dikkat çekmiş genç bir piyanist. Ve klasik müziğin yanı sıra caz müziğinde de çok önemli kayıtları, konserleri olan bir piyanist. Bu trioda, piyanoda Burçin Büke, kanun sanatçısı, TRT'nin de yıllardır en büyük sanatçılarından birisi, Türkiye'nin en büyük kanun virtüözü Tahir Aydoğdu. Nihayet Tahir Aydoğdu'yu izleyebileceğiz, getirebiliyoruz. Çünkü ona sözüm vardı ve 2-3 yıldan beridir bir düşündüğüm bir proje vardı. Hasan Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu projesinde büyük orkestrayla buluşturmak istiyordum. Ama bu döneme bu grupla kısmet oldu. Demek ki bundan sonrasında da öyle gelecekler. Evet, yani muhakkak. Ve ney sanatçısı Bilgin Canaz, üçlü olarak, Tanini Trio olarak sahne alacaklar. Bu trio da dünyanın pek çok ülkesinde konserler vermekte olan bir trio. Burada klasik müzikten, Bach'tan,
Dede Efendi'ye kadar, caza kadar, Türk sanat müziği eserlerine kadar değişik bir yorumla hem klasik hem caz duyuluyor. Hem Türk motiflerinin olduğu kaçırılmaması gereken konserlerden çok heyecan verici duyuluyor gerçekten. Yer alıyor. Ve kapanış konserine gelelim. Kapanış konserinde Magosa'dan iki koro yer alıyor. Otello Çok Sesli Korosu ve Dayus Sem Ada Işığı Çocuk Korosu yer alacak. Bu konserde şefler Erkan Dağlı, Rana Uluçay ve yine piyanoda Rana Uluçay'la Deniz Amcazade eşlik edecekler. Ve bu da kapanış konserimiz olacak. Bu programda dünya koro edebiyatının yanı sıra Türk halk müziklerinin çok seslendirilmiş koro eserleri ve Kıbrıs türkülerinin çok seslendirilmiş koro için eserler yer alacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bu büyük çabanız için hem de bugün bizimle bütün bunları paylaştığınız için çok yakında tekrar görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. ...15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 4 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında yapılıyor. Festival Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türksel, Rox Hotel, Deniz Plaza ve Belepais Gardens'ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Toplam 8 konserden oluşan 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin açılışı, 3 tenör ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle 4 Ekim'de Belepais Manastırı'nda gerçekleşmişti. Festivalin devamında izleyebileceğiniz konserler, 26 Ekim Perşembe Ayşegül Koca Gitar Resitali. Genç gitarist bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda büyük başarılar gösterdi, çalışıyla dünya çapında gitar otoritelerinin beğenisini ve takdirini kazandı. Solo konserlerinin yanı sıra çeşitli orkestralarda da solist olarak yer aldı. 30 Ekim Pazartesi Tanini Trio. Türk müziğinde 9 komadan oluşan tam ses anlamına gelen Tanini. Piyanoda Burçin Büke, Neyde Bilgin Canaz ve kanunda Tahir Aydoğdu'dan oluşan Tanini Trio klasik, caz ve Türk müziğinin en seçkin yapıtlarını sizlerle buluşturuyor. 4 Kasım Cumartesi festival kapanış konserinde ise Erkan Dağlı yönetimindeki Otello Çok Sesli Korosu ve Ada Işığı Çocuk Korosu yer alıyor. Konserde korolar, dünya koro edebiyatı, Türk halk müziği ve Kıbrıs müziklerinden oluşan bir repertuarla 15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'ni sonlandırıyor. Kültür Sanat'tan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta gündemdeki konularla ilgili görüntüler ve röportajların yanında konuklarımızla ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya sanatın ve insanın aydınlığında buluşmak üzere, hoşça kalın. Kültür Sanat, Nearest Bank'ın katkılarıyla yayınlanmıştır. Nearest Bank.